Şimdi özel eğitim kurumlarında bu işi çözecek olan genelde okul sahipleri inisiyatif ele alarak belki özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenleri yönlendirerek veya belki bir bağlamda da zorunlu kalarak bunu yapmaları mümkün. Bunu da zaten yapabilen özel eğitim kurumları Türkiye'de var. Evet. Bunu da LİDE'den yönlendiren. Burada belki daha yaygın olarak devlette kullanılması ile Devlet alakalı okulları belki olacak. konuşabiliriz. Evet. Orada da devletle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın, işte biraz önce bahsettiğim Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün öğretmenlerin eğitilmesi sadece teknolojinin okullarda kullanılması değil tek başına. Yani teknoloji akıllı tahtaları aldınız, koydunuz ama kullanılmıyor. Kullanılmadığı zaman da çok bir esprisi tabii doğal olarak Tabii yok ki. yani. Dolayısıyla hem akıllı tahtaların veya teknolojinin akıllı tahta ile birlikte kullanılacak işte projeksiyon cihazı gerekecek, bilgisayarı gerekecek ve öğretmen bunların üçünü de kullanılabilir seviyede olacak. Bunların kullanımı ile alakalı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün çok ciddi çalışmaları var. Öğretmenlerin eğitilmesi ile alakalı çok ciddi çalışmaları var. Burada açıkçası Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki yapacakları yoğun çalışmalar, öğretmenler yönlendirmeleriyle bunun da başarılabileceğini Yani bu düşünüyorum. süreç bu şekilde aşılacak. Daha önce zaten bazı pilot okullar seçildi Evet, zannediyorum ki. evet. Bu şekilde bir başarı sağlandı diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Bu bağlamda da biraz önce işte sosyal sorumluluk Evet. projelerinden bahsetmiştik. Türkiye'de de bu tarz uygulamalar var. Smart bunları da yönlendiriyor ve belki inisiyatif alıyor. Hem Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber işte Intel ile birlikte biraz önce belki bahsetmedik ama Smart'ın ortaklarından birisi de Intel. 91'de kuruluşundan sonra 92'de Intel'de firma ortağı. Intel ile birlikte Smart'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na hediye ettiği, bağışta bulunduğu ve pilot okullar, pilot uygulamalar var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Smart dışında yapmış olduğu başka pilot uygulamalar da var. Dediğiniz gibi buralarda belli başarılar, belli güzel sonuçlar mutlaka ki alınıyor. Bunlar da daha sonraki yapılacak yatırımlarla alakalı bir güzel bir gösterge oluşturuyor. Gösterge oluşturuyor diyoruz. Peki ne zaman pazara girecek? Mayıs değil mi? Önümüzdeki Mayıs ayı herhalde gözüküyor Aslında nokta. şöyle diyelim. Yani Smart Board Türkiye pazarında aslında var. Evet. Ama çok aktif Değil. Evet. değildi. Biz de Smart ürünlerinin distribütörlüğünü yaklaşık bir 6 ay önce başladık Smart'ta çalışmaya. Belki distribütör değişikliğindeki temel sebeplerinden birisi de o. Elvan Bey de biraz önce bahsetti. Smart'ın tüm dünyadaki pazar payı %47. Yani yarısı Smart'ın, yarısı da diğer markaların gibi. Fakat Türkiye'de bu oran bu kadar çok değil. Gerçi Türkiye'de çok yaygın da kullanılmıyor aslında. Fakat Türkiye'den çok ciddi beklentileri de olduğu için bir distribütör değişikliği oldu Türkiye'de. Ve bununla birlikte Smart'ın normalde standart ürünleri zaten Türkiye'de var. Fakat Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlara yönelik Smart'ın evet bizim bu ürünlerimiz çok iyi, çok kaliteli, belki en üst seviye ürünler ama biraz da rekabetçi ürünler olması lazım. Yani Evet. sonuçta Çin'den üründen geliyor, başka yerde başka ürünler üretiliyor. Rekabetçi ürünler üretmeliyiz ve gelişmekte olan pazarlarda daha fazla söz sahibi olmalıyız bağlamında üretilen Viper ismiyle pazara sürülecek olan ki Mayıs ayında o da pazara sürülecek. Burada Smartboard hem donanım tarafında hem yazılım tarafında. Yani interaktif yazı tahtası sadece donanımla hiç çözülmüyor. Hem donanım olacak hem kullanılma noktasında bir yazılım olacak. Belki bir içerik, o içerik cihazda kullanılacak yazılımla birlikte kullanılacak içerimler olacak, içerikler olacak. Smart bu üç uygulamada da var. Donanım noktasında lider, yazılım noktasında lider, içerik yönetimi noktasında çok ciddi çalışmalar Evet. yapmakta. Ve bu bağlamda da yazılımdan ve içerikten taviz vermeden sadece rekabetçi olma bağlamında donanım ürününde biraz belli noktalardan taviz vererek sadece rekabetçi olma bağlamında ilk olarak da Türkiye pazarında geçen ay lansmanını yaptığımız, sizin de televizyonda ara karede verdiğiniz Smart'ın CEO'sunun gelip burada lansmanını yaptığı ürün. Bu da Mayıs ayından itibaren rekabetçi bir fiyatla belki yine bizimle beraber yapacağı çok ilginç kampanyalarla bunu Türkiye piyasasında sunacağız. Sunacağız, evet diyorsunuz. Peki tabii rekabetçi fiyat diyoruz. Bu fiyatı bilmiyoruz. Belki burada sormak çok doğru olmayacak ama yani maliyet noktası nedir açıkçası? Yani çok bir yük getirecek gibi mi işletmelere? Bir bunu öğrenelim. Bir de ne gibi avantajlar sunuluyor? Yani bu Evet. noktada da yine tüketicinin memnuniyeti ön planda tutuluyordur diye düşünüyoruz Evet, ama ne kesinlikle. gibi avantajlar söz konusu? Şimdi şöyle söyleyelim. Yani
Kesinlikle tabii ki bir maliyet yani. Bir Evet. teknoloji satın alıyorsunuz. Bu teknolojiyi eğitimde kullanmak istiyorsunuz. Burada bu yatırımı siz smart board'un en üst seviye bir ürünü alsanı da yapacaksınız. Çin'den gelen çok ucuz bir ürünü. Belki kullanımı çok kolay olmayan ama işte akıllı tahta adı altında satılan ürünleri aldığınız zaman da bir maliyetiniz, bir masrafınız oluyor. Bu bağlamda belki biz de çok uzun bir süreç olmadı Smart'ta çalışalı ama kısa bir tecrübe paylaşımı yapmamız gerekirse bu bağlamda teknolojinin eğitimde kullanılması gerektiğini düşünen kurumlar, bu devlet kurumu da olabiliyor, özel eğitim kurumları da olabiliyor. Çünkü bizde devlet kurumlarından da devlet okullarından da bu noktada buna bir şekilde finans sağlayan, evet bu Evet. gereklidir, bunu yapmamız lazım diyen kurumlar da var. Bu bağlamda bu yatırımı yapmak isteyenler için rakam kesinlikle çok büyük bir rakam değil. Ama zaten bu maliyeti, bu rakamları, bu harcamaları yapmak istemeyenler için Çin'den gelen bahsettiğimiz çok ucuz ürünler dahi fiyat olarak pahalı geliyor. Çünkü alternatif olarak siz ona kara tahtayı kenara bırakın, gelin bu akıllı tahtayı kullanın diyorsunuz. Oradaki maliyet farkı kara tahtayla karşılaştırdığınızda belki bir 3-4 kat, bazen 5 kat daha fazla bir maliyet karşılarına çıkıyor. Dolayısıyla burada teknolojinin ne kadar gerekli olduğuna hem kurumun hem öğretmenlerin buna inanmaları ve biz bunu kullanmalıyız demeleri Evet. çok önemli yani. Bunun kararını verdikten sonra biz şunu sadece temin ediyoruz. Kesinlikle birebir Çin'den gelen çok ucuz, kullanımı çok kolay ama ürünlerle çok rekabetçi değil ama arada kesinlikle tercih edilecek. Çok belki cüzi fiyat farklarıyla pazara sunulacak bir markamız, bir ürünümüz olacak. Kesinlikle de rekabetçi olacak.